Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar kaldırıldığı Selik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Murat Pınar kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi. Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırma sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı. Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar şunları söyledi: Kızımı yerde gördüm. Bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. Baba ölecek miyim diyordu. Ne oldu kızım dedim. Köpek kovaladı dedi. Tamam kızım bir şey olmayacak dedim. İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken sağ çıkamayabilir hazırlıklı olun dedi. Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, "Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar." diye konuştu.